Mercek Altın'dan merhaba. İçinde Avrupalı politikacıların yer aldığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Avrupa'da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı adlı 3. raporunu yayınladı. Dün bir basın açıklamasıyla bu paylaşıldı. Bu rapor paylaşıldı. Biz de bu raporu bugün Mercek Altın'da ele alacağız. Açık Toplum Vakfı destekliyor Bağımsız Türkiye Komisyonu'nu. Açık Toplum Vakfı Genel Sekreteri Gökçe Tüllüoğlu'yla birlikte olacağız Mercek Altın'da bugün. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle yani şunu bir açıklığa kavuşturalım. Bağımsız Türkiye Komisyonu içerisinde birçok Avrupalı politikacı var. Eski Cumhurbaşkanı, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı içerisinde. Nasıl bir yapısı var bu komisyonun ve Açık Toplum Vakfı hem bu komisyonun hem de komisyonun çalışmalarının neresinde duruyor? Bu komisyon söylediğiniz gibi bağımsız bir komisyon. İsterseniz önce kimler olduğunu söyleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi başkanlığını Finlandiya eski Cumhurbaşkanı ve 2008 Nobel Barış Ödülünü almış olan Martti Ahtisaari yapıyor. Bununla birlikte Fransa eski başbakanı Michel Rocard, İtalyan Dışişleri eski bakanı Emma Bonino, Hollanda Dışişleri eski bakanı Hans van den Broek, İspanya Dışişleri eski bakanı Marcelino Oreja Aguirre ve İngiltere Dışişleri eski bakanı David Miliband var. Bunlarla birlikte bu raporda, üçüncü raporda bir de raportörlüğünü Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün direktörü Natalie Tocci üstlendi. Bu komisyon tamamen bağımsız. Yani bu insanlar bu yaptıkları işlerden hiçbir şekilde para almıyorlar. Buna tamamen inandıkları için yapıyorlar. Zaten 1999'da Helsinki'de çıkan kararda Martti Ahtisaari o dönem Finlandiya Cumhurbaşkanı'ydı ve çok etkindi. Çok etkin oldu Türkiye ile ilgili alınan kararda. Bu insanlar gerçekten Avrupa'nın değerler merkezli bir yer olması gerektiğine ve Türkiye'nin de Avrupa'nın da birbirlerine ihtiyacı olduğuna inanan insanlar. Peki yani nasıl bir araya geliyorlar? Biraz 2004 yılında o bir ivmeyle, yani biliyorsunuz bu 2001-2002'de başlayan bu reform süreci, reform paketlerinin hızlı bir şekilde geçişmesiyle birlikte Türkiye'de ve 2004 yılına geldiğimizde biz vakıf olarak bu konuya nasıl destek verebiliriz diye düşündük. 2004'te bunu British Council'la birlikte başlattık. Ondan sonra Açık Toplum Vakfı olarak biz devam ettik ve o dönem farklı alanlarda çalışılmış olan, hani bizim de tanıdığımız network'ten ve bu konuya inanan insanlara ulaştık ve onlar bir araya geldiler. Bu insanlar farklı konularda geçmişte bir arada çalışmış olan insanlar. Dolayısıyla hani birbirlerini tanıyorlar. O yüzden de bence o aralarındaki uyum da oradan da kaynaklanıyor. 2004'te kuruldular. 2004'te ilk raporlarını çıkardılar. Her daim fark ettiyseniz 3 raporda da Avrupa'da Türkiye şeyi var ama hani farklı konulara değiniliyor. İlk raporda kısır döngüyü kırmak değil mi? İlk rapor bir sözden fazlası, diye çıktı. Evet. Bu daha çok Türkiye Avrupa ile yakınlaşmasına ilişkin uzun tarihi sürecin incelendiği ve Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirmesiyle birlikte Avrupa Birliği'ne neden üye olması gerektiğini anlatan bir rapordu. Ve AB başkentlerinde lansmanları yapıldı. Oradaki kamuoyuyla ve karar vericilerle, üst düzey karar vericilerle görüşüldü. 17 Aralık 2004'te Türkiye'nin bu müzakere sürecini başlatmasında oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu sadece ben söylemiyorum ama o dönem Dışişleri Bakanı ve lansman çalışmalarının bir etkisi oldu diyorsunuz. Bir etkisi oldu evet. Yani o ivme zaten vardı ama bu da çok destekleyici bir çalışma oldu. 2004'te o dönem Dışişleri Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mecliste Bağımsız Türkiye Komisyonu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti bunun için. Daha sonra ikinci rapor, yani bu insanlar hiç bu arada tabii arada şimdi raporlar çıktığında beşer yıllık zaman aralıkları var ama hiçbir zaman hani
Türkiye ile ilgilenmeyi bırakmadılar. İlk 2004'te, ikincisi 2009'da. İkincisi yine Avrupa'da Türkiye ve kısır döngüyü kırmak başlığıyla çıktı. Ve yine 13 tane AB başkentinde aynı şekilde üst düzey karar vericilerle ve kamuoyuyla paylaşıldı. Ve orada ikinci raporda en öne çıkan mesaj Avrupa hükümetlerinin Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğiydi. Bu Pacta Sunt Servanda Ahde Vefa denilen ve her daim komisyon sonunda hani bu referanduma gidecek ve farklı AB ülkelerindeki insanlar bunu oylamayla karar verecekler. Ama süreç önemli. Süreci diğer bütün adaylara uygulandığı gibi objektif ve eşit bir şekilde uygulamak gerekir. Savundular. Ve aslında 5 sene beklemeyi planlamıyorlardı. 3. raporlarını hazırlamak için. Fakat maalesef her raporlarında aynı argümanları tekrar etmek istemediklerinden ve maalesef Türkiye'deki gelişmeler bir 3. raporun hazırlanmasına yeteri kadar destek vermediğinden mesela bir sivil anayasa hazırlanma çalışmaları vardı. Fakat o gerçekleşmeyince bu yine bir 5 yıl aldı. Ve 3. raporlarını da dün İstanbul'da duyurdular. Yani kestim sizi ama bu 3. rapora ilişkin bir VTR'miz var. Orada bir topluca bir arada hep birlikte izleyelim bu rapor neleri kapsıyor. Tabii ki detayları sizinle konuşacağız sonra. Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, İtalya, Britanya ve Hollanda gibi ülkelerin eski dışişleri bakanlarının üyeleri arasında bulunduğu Bağımsız Türkiye Komisyonu, Türkiye ile ilgili 3. raporunu açıkladı. Komisyonun yeni raporu Avrupa'da Türkiye, değişimin kaçınılmazlığı başlığı taşıyor. Raporun İstanbul'daki tanıtım toplantısına Türkiye'den pek çok gazeteci katılırken sunumu raportör Nateli Toci, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, İtalya Dışişleri eski Bakanı Emma Bonino, Hollanda Dışişleri eski Bakanı Hans van den Broek ve Avusturya Dışişleri eski Genel Sekreteri Albert Rohan yaptı. Müzakere süreci, Gezi Parkı protestoları, internet yasakları, Avrupa Birliği ile ilişkilerin zayıflamasına ilişkin tespitler hazırlanan raporda yer alan başlıklar oldu. Komisyon politik reformlara ilişkin değerlendirmesinde ifade hürriyeti, yargı reformları ve Kürt sorununda barış süreci açısından geri adımlar gözlendiğini kaydetti. Raporda Türkiye'ye demokratikleşme sürecini yeniden başlatması çağrısı yapıldı. Bağımsız Türkiye Komisyonu, Kürt sorununun çözümü konusunda yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacına dikkat çekti. Kürt sorununun çözüme kavuşturulması ve Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi için yeni bir sivil anayasaya gerek vardır. Bu anayasa yurttaşlığı yeniden tanımlayacak, yerel yönetimlere daha geniş özellikler tanıyacak, devlet okullarında ana dilde eğitimin üzerindeki kısıtlamaları kaldıracak, kültürel hakları tanıyacak, ayrımcılık içermeyecek ve siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak bir anayasa olmalıdır. Komisyonun 3. raporunda Türkiye ve bölgesindeki yeni gelişmelerin AB çıpasına her zamankinden daha fazla gereksinim duyulduğunu gösterdiği belirtilerek, ilişkilerin yeni bir ivmeyle ilerleyebilmesi için katılım müzakerelerinde 23. ve 24. başlıkların açılmasının çok iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz denildi. Raporda ordunun sivil otorite üzerindeki etkisinin özellikle Ergenekon davası sürecinde kırıldığı ve bu gelişmenin askeri darbe ve müdahale döneminin sonlandığını düşündürdüğü dile getirildi. Türkiye'de şiddetli bir kutuplaşma ortamının oluştuğuna dikkat çeken komisyon, bu tablonun ilk kurbanının yeni sivil anayasa olduğunu vurguladı. Bağımsız Türkiye Komisyonu ilk raporunu 2004'te Avrupa'da Türkiye bir sözden fazlası mı başlığıyla, ikinci raporunu da 2009'da Avrupa'da Türkiye kısır döngüyü kırmak başlığıyla yayınlamıştı. Evet, rapora ilişkin bazı detaylar böyle. Tabii daha derinlikli sizinle konuşacağız. Yani hani neden bu rapor üzerine biz de bugün mercek altında eğiliyoruz? Belki onu da paylaşmak gerekir izleyicilerimizle. Yani bildiğimiz hani Avrupa Birliği dendiğinde hep ilerleme raporları akla geliyor. Tabii ki bu rapor ilerleme raporlarından farklı ama birçok siyasi gelişmeyi, farklı başlıklardaki gelişmeleri aslında ele alıp değerlendiren de bir rapor, bir değerlendirme raporu. Ve günümüz Türkiye'sindeki siyasi tabloya bakıldığında da hani dışarıdan başka bir gözle Türkiye nasıl okunabilir? Hani biraz bu sebeple biz de bu rapora ilgi gösterdik, onu da söylemiş olalım.
Şimdi isterseniz rapora ilişkin detaylara geçmeden az önce şu soruyu hani cevaplamadan bu VTR'ye geçmiştik. Açık Toplum Vakfı neresinde duruyor? Dediniz siz Bağımsız Türkiye Komisyonu adında da yer aldığı gibi bağımsız ve bu insanlar hiçbir gelir beklemeksizin bu işi yapıyorlar. Peki Açık Toplum Vakfı bu çalışmanın neresinde duruyor? Biz onların hareket edebilmesine destek veriyoruz ve bu organizasyonların yapılmasına sekreteryal bir destek veriyoruz. Bunun haricinde hani tamamen kendi fikirlerini yansıtan raporlar çıkarıyorlar. Biz dediğim gibi bu raporların basılması, dağıtılması, mesela birinci ve ikinci rapor 6 dilde basıldı ve hani 10 binden fazla bir şekilde Türkiye'de ve Avrupa'da dağıtıldı. Biz bu tip organizasyonları karşılıyoruz. Peki şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü söylediğiniz çok önemli. Onun altını çizmek istiyorum. Bu Avrupa Parlamentosu'nun çıkardığı ilerleme raporlarıyla bir tutulmaması gerektiğini söylediniz. Evet. Bence bu gerçekten önemli. Çünkü parlamentonun raporlarında o günlük politik dalgalanmaları daha rahat takip edebiliyorsunuz. Ama dün Emma Bonino'nun da söylediği gibi ve raporda da yer aldığı gibi Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun çıkardığı raporlar bunları kapsamakla birlikte aslen çok daha uzun vadeli, daha stratejik bir analiz yapmak ve bir yol yordam izlemek üzerinde duruyor. O açıdan farklılaşıyor. Hani biliyorum Yani bir içerik olarak da biraz bir fark da var sanki. Yani ilerleme raporları doğrudan Türkiye eğilen raporlar ama bu Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun raporunda biraz hani çuvaldız Avrupa Birliği'ne de batırılmış. Yani o yani Türkiye AB'den uzaklaşıyor mu sorusu belli yerlerde AB'nin de aslında gündeminin değiştiği ve Türkiye'nin ya da genişlemenin gündeminden çıktığı vesaire bu gelişmelere de az da olsa değinilmiş. Tabii kesinlikle. Zaten hedef bu. Yani Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili objektif bir tartışma platformu yaratılması için. Bu insanlar gerçekten Türkiye'nin dostu, gerçekten Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği içinde olduğunu düşünüyorlar. Ve sadece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu değil, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu. Hani 2004 yılından beri her iki tarafa da bunu anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden de zaten asıl hedef kitlesi her daim Avrupa kamuoyu ve Avrupa'daki karar vericiler oldu. Bu sefer İstanbul'da yapılmasının bir farklı nedeni ise bu süreci hızlandırmak, bir miktar politik sükunete davet etmek ve buradaki karar vericilere ve buradaki kamuoyuna daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için de. Yoksa dediğiniz çok doğru. Mesela örneğini vermek lazım. Ki bu dünkü basın toplantısında da konuşuldu. Yani Avrupa Birliği de kendi içinde sadece mali, yani 2010 ile 2013 arasında hiçbir müzakere başlığı açılmadı. Evet. Ve bunun tek nedeni Türkiye'de reformların yeteri kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirilmemiş olması değil. Bunun bir nedeni de Avrupa'nın çok ciddi mali krizle boğuşuyor olmasıydı. Evet. Ve bunun haricinde tabii farklı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman Almanya'daki özel ayrıcalıklı imtiyazlı ortaklık önerileri, Fransa'daki çok ciddi bir biçimde siyasi otoritenin Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor olması, bu o dönemdeki durgunluğa neden oldu ve o dönem bu üyeler hani rapor haricinde de bunları mektuplar yazarak dile getirdiler ve hani onları herhalde geçeceğiz sizinle. Ama bugün mesela OECD'nin demokratikleşme karnesi açıklandı. Türkiye sonuncu sırada yer alıyor, 40. sırada. Fakat ondan bir sonra gelen Macaristan, ondan bir sonra gelen de Romanya. Yani sadece mali kriz meselesi değil. Yani Avrupa Birliği kendi içinde de örnek olmaktan öte, kendi içinde de çok dalgalanmalar ve gelgitler yaşayan bir yerde ve Bağımsız Türkiye Komisyonu üyeleri de bunun çok farkındalar. Peki şimdi bugün Başbakan Erdoğan'ın seçim sonrası ilk grup toplantısı konuşmasında değindiği hususlardan biri de reformlardı. Biz daha hani doğrudan demokratikleşme demedi ama onu hani
öyle olduğunu anladığımız bir takım reformlardan bahsetti. Müzakere sürecine değindi. Seçimlerin müzakere sürecini onaylayan bir biçimde olduğu, seçmeninin destek verdiğini dile getirdi ki bu rapor içerisinde de aslında bunlara biraz değiniliyor. Şimdi siz de dediniz ya, ilk defa hani İstanbul'da yapıldı ve değişimin kaçınılmazlığı Türkiye'deki karar vericilerin üzerinde de bir etkisi olsun istendiği için böyle yapıldı. Dostlar sesini duyurmak istediler. Mı diyorsun? Ya biraz daha onu çünkü açalım istiyorum. Yani bir endişe mi taşıyor komisyon Türkiye'deki karar vericiler hakkında? Şunu söylemek lazım. Raporda da belirtildiği gibi Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Yani bu kadar polarizasyon ve bu kadar gerginliğin arttığı bir durumun sonucu çok vahim olabilir ve bu normalleşme sürecini AB normlarına yeniden dönüş yaparak sağlamak mümkün. Bu hem Türkiye'nin iç dinamikleri açısından olumlu etki yaratabilecek bir yaklaşım, hem de Türkiye'nin AB üyeliğine yaklaşımı içinde çok olumlu sonuçlar verebilecek verebilecek bir süreç. Yani raporda farklı başlıklar altında siyasi gelişmeler de farkındaysanız yer alıyor. Ve mesela şunun da farkında, üyeler de farkında. Türkiye'de seçimler, yerel seçimler yaşandı. Ama bu yerel seçimleri hepimiz biliyoruz ki aslında genel seçimler kadar bir etkisi vardı. Bir güven çok oyu, ötesinde anlamı vardı. Yansıması vardı ve bu kadar onca vahim iddiaya rağmen, bu havalarda uçuşan ses kayıtlarına rağmen AK Parti oyunu sadece %5'lik bir düşüşle, eğer bir önceki genel seçimlerle kıyaslarsak, ki öyle yapmak gerekir, %45 oranında bir oyla kapattı. Ve bu durumda o seçmenin oy motivasyonunun aslen ekonomik çıkarları doğrultusunda olduğunu gösteriyor. Yani bu raporda, üçüncü raporda da aslında buna benzer bir saptama var. Yani AB, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri çok kopuk bir dönemden geçti. Ve şimdi bunu ivme kazandırmak her iki tarafa da mali açıdan da fayda sağlayabilir. Peki, biraz o durgunluğu konuşalım mı? Yani hani siz biraz Avrupa Birliği'nin de içinden geçtiği hem siyasal hem ekonomik ona ne diyelim süreci de biraz aktardınız, anlattınız. Yani tek başına Türkiye'nin AB'den uzaklaşması değil, aslında AB için de genişleme ya da Türkiye'nin üyeliği de kendi iç meselelerinden dolayı biraz ötelenmiş gibi duruyordu. Ya bu durgunluk, hani evet AB tarafında böyle, peki Türkiye'de hani hep o soru soruldu. Türkiye AB'den uzaklaşıyor mu ki yakın zaman önce de işte Şangay örgütü vesaire, işbirliği örgütü, Türkiye hani başka bir kutba doğru mu gidiyor tartışmaları da yaşandı ki yine açıklamalar var. AK Parti iktidarından önemli isimler, Başbakan Erdoğan da buna dahil. Türkiye'de niye yani o AB'den böyle bir uzaklaşma yaşandı? O durgunluğun Türkiye tarafındaki sebebi neydi? Bu Şangay Ekonomik İşbirliği örgütüne üye olma meselesini biraz Bağımsız Türkiye Komisyonu Türkiye'yi ne kadar yakından izlediğine dair de bir örnek raporda da geçiyor. Bu hani bunu da fark ettik ve not ettik diye. Tabii bunu üyelerimize sorarsanız bu Türkiye'nin vereceği bir karar derler. Ben ama şeyi söylemek istiyorum, yani verdiğim örnekler Avrupa'daki olumsuz süreç bu 2010-2013 arasındaydı. Fakat ondan sonra bu Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokratların Almanya'daki koalisyonu ve imtiyazlı ortaklıktan hiç bahsetmemeleri. Öte yandan Hollanda'la birlikte Fransa'da gelen yeni sistem ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı daha destekleyici bir tavır gösteriyor olmasıyla birlikte. Artı vize liberalizasyonu ve yeniden kabul anlaşması aslında yeniden bir orada bir ışık, yeni bir ivme yarattı ve biliyorsunuz 22. başlık açıldı bu kadar uzun aradan sonra. Türkiye'deki durgunlukla ilgili yani hani bu raporda hani üyelerin buna değindiği noktalar var. Bu Türkiye'nin
bir miktar Avrupa'nın kendi içine kapanması, Türkiye'nin mali açıdan bu krizi daha rahat atlatması ve kendini daha farklı bir yerde konumlaması gibi nedenler var. Fakat hani şunu da görüyoruz ki Başbakan Erdoğan 5 yıl aradan sonra bütün bu kaosun içinde yine de Brüksel'e gitti ve burada hala bunun önemli olduğunu gösteriyor. Yani arada tabii epey sıkı restleşmeler de yaşanmadı değil. Yani AB'ye karşı verilen mesajlar oldukça sert mesajlar oldu. Hem AB'den sorumlu bakan hem yine Başbakan Erdoğan bu tür sert çıkışlar yaptı bir yandan da. Yani Avrupa Birliği'ne karşı ilerleme raporu şu an aklıma gelen rapor sonrası tepkiler Doğru, evet. Yani ilerleme raporlarına genelde zaten bir rezistans ve bir savunmayla tepki veriliyor. Fakat mesela Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun bu üçüncü raporunda değindiği noktalara dikkat etmek lazım. O baştan söylediğim gibi yani günlük politikalar meselesi değil. Yani hani günlük restleşmeler, yani günlük restleşmeler oldu, 3 yıl dondu ama şu anda baktığımız zaman çok daha yeni. İşte bütün bu söylediğim hani bu başlıklar açıldı. Yani bunu her iki tarafta tekrar canlandırmak istiyor gibi görünüyor ama mesela rapora baktığımız zaman raporda neden yani hani daha uzun vadeli stratejik düşünüyorlar demiştim ya başlangıçta bu komisyon. Raporda da bunun neden öyle düşünülmesi gerektiğini de her iki tarafı anlatıyor. Yani mesela enerjiyle ilgili bölüme baktığınız zaman Türkiye'nin sadece bir transit ülkesi olmasından öte bir merkez olma isteğini de gösteriyor. Her ne kadar bu konunun Türkiye'nin AB üyeliğinden ayrı olarak görüşülmeye devam edilmiş olmasıyla birlikte Avrupa Birliği yani kendi içinde olacak, kendi normlarıyla hareket eden bir ülkenin böyle bir merkez haline gelmesini tercih edecektir. Dolayısıyla burada çıkarlar da ortaklaşıyor aslında. Bunun gibi hani bu mali... Tabii enerji kritik böldüm sözünüzü ama buyurun. Yani bölgenin geleceği açısından da yani... Türkiye hani o Orta Doğu ile olan ilişkilerinde o içinde bulunduğu o bölgesel gelişmelerde biraz da bu enerji hani motivasyonuyla aslında hareket ediyor ki bunu dış politika da takındığı tutumla davranışlarıyla da görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Tabii AB ile burada hani nasıl bir ortaklık olabilir? Siz dediniz ya ortak çıkarlar söz konusu ama nasıl bir şey görüyorsunuz siz? Yani ben kendi düşüncemi söylemekten öte siz büyük ihtimalle raporda buna nasıl değinildiğini daha çok duymak istersiniz. Biliyorsunuz Türkiye Güney Enerji Koridoru'nda önde gelen bir transit ülke olarak yer alıyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi sadece bir transit ülke olmanın ötesinde bir enerji merkezi olma isteği de var ki bu Doğu Akdeniz ve Irak'tan taşınacak yeni doğal gaz kaynaklarının Türkiye yani bu kaynaklar için Türkiye hem iyi bir tüketici hem de hani iyi bir merkez konumunda olma özelliğine sahip. Buna benzer bu yine Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs'ın bu münhasır ekonomik bölgesi diye de raporda tanımlanan geçirilmesi planlanan İsrail-Türkiye boru hattı meselesi var ki bu da Kıbrıs'ın barış sürecine katkıda bulunabilecek bir durum. Dolayısıyla ki Kıbrıs hani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önünde ciddi engeller de teşkil eden ve birçok başlığın kapatılması konusunda ayak direten bir ülke konumunda. Dolayısıyla yani bu komisyon bütün baktıkları nokta bunu yani yaptıkları mesele Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği. O yüzden hani Kıbrıs'taki barış sürecini incelemekten ziyade Türkiye hani oradaki sürecin çözülmesi nasıl çözülebileceği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine nasıl katkıda bu çözümün sunabileceğine bakıyorlar. Ve dediğim gibi yani Türkiye'nin AB için güvenilebilir, etkin ve şeffaf bir enerji merkezi haline gelmesinin en iyi yolu enerji başlığının açılmasıdır ki komisyon üyeleri de bu önerdikleri hani acil açılmasını önerdikleri
başlıklardan birinde biri de bu 31. başlık olan enerji başlığı. Peki yani bir diğer yine başlık tabii ben aslında siyasi reformlar başlığına ve orada ele alınan konulara biraz daha fazla değinmek istiyorum ama hazır enerjiden bahsettik. Onunla hani bir ilişkili olarak biraz da dış politikaya değinelim. Şimdi özellikle Suriye konusunda Avrupa Birliği ile ya da Avrupa ülkeleriyle ve AB ile ve AB'ye üye ülkelerle Türkiye'nin aslında çok da benzer düşünmediği konular oldu bir süredir. Şimdi orada komisyon nasıl bir görüş bildiriyor? Türkiye'nin dış politikada özellikle bir işte model olma, model ülke olma arzusu, daha etkin rol alma, bu etkinliğin getirdiği bazı riskler ki bu riskler hani ilişkiler ya da üyelik üzerinden belki AB'ye doğru da taşınabilecek riskler. Komisyon bunu nasıl değerlendirmiş durumda? Yani komisyon çok hani geniş bir perspektiften bakıyor. Dolayısıyla hani bu meseleye bakarken 21. yüzyılda Türkiye dış politikasının gayet hani komşu bölgelerde ve ötesindeki coğrafyalarda çok etkin olduğunu, bunun hakkını vererek başlatıyor. Yani bu gelişen diplomatik girişimler, ticaret gibi konularda. Fakat hani son yani bu tabii her şeyin mükemmel yapıldığı anlamına da gelmiyor. Aynen de sizin söylediğiniz gibi raporda bunları yerine koymakla birlikte Türkiye'nin son dönemde özellikle Suriye ile ilgili yaşadığı şiddetli sorunlar, Mısır'la ilgili problemler ve İran, Irak, İsrail ile olan ilişkilerdeki gerilemeler ve Kıbrıs ve Ermenistan konusunda da bir ilerleme kaydedilememesinin bir nedeni de hani bu konuda etkin davranılamaması olduğunu söylüyorlar ama buna rağmen Türkiye'nin hala önemli bir bölgesel gücü olduğunu düşünüyorlar. Aynı dün Emma'nın verdiği bir örnekti. Aynı yani Twitter ve YouTube'un kapatılmasının kişisel haklar ve özgürlüklere karşı olması hani bunu savunmamalarıyla birlikte bunun Türkiye'nin stratejik önemini etkilemiyor olduğunu söylemeleri gibi. Yani gerçekçi tespitler yapıyorlar ve çok daha uzun vadeli bakıyorlar. Ama mesela hani raporda söylenilen Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'nin stratejik önemi gittikçe daha fazla anlaşılıyor ve Türkiye ile dış politikalarında yakın bir işbirliği yapılması konusunda da genel bir görüş birliği bulunuyor ve komisyon onların sözleriyle dış politika konusunda AB-Türkiye arasındaki işbirliğinin tam potansiyelini ancak Türkiye'nin katılım müzakerelerindeki başlığın açılmasıyla ulaşılabileceğini söylüyor. Peki biraz da bu siyasi reformlar başlığından bahsedelim, konuşalım. Orada sivil ordu ilişkileri, yargı, iç kutuplaşma, Kürt sorunu gibi alt başlıklar var. Şunu sorarak ben başlayayım. Raporda şimdi hani askeri vesayetin geriletilmesi, hani Türkiye'de demokratikleşmenin önünde ordunun ya da ordunun siyaset alanı içerisinde kendini göstermesinden kaynaklı bir engel yarattı. Hani buna benzer tespitler var ve orada askeri vesayetin kaldırılmasıyla ki Balyoz ve Ergenekon gibi davalar önemseniyor bu açıdan. Hani evet, Türkiye'nin demokratikleşmesi belki AB hani uyumu çerçevesinde de askeri vesayet bir engeldi. Peki o geriletildi, böyle da örnek davalarda söz konusu ama halen hani büyük adımlar atılabilmiş değil. Yani başka engeller mi var aşılması gereken? Rapordan gidelim hareketle isterseniz. Hareketle siz ne düşünüyorsunuz onu da öğrenelim. Peki onu da ayrıca da söyleyeyim. Rapordan hareketle evet aynen dediğiniz gibi Türkiye özellikle bu sivil ordu ilişkileri konusunda yaptığı adımlar, oradaki gelişmelerin AB ülkelerindeki uygulamalara ciddi ölçüde yaklaştığını gösteriyor ve bunu çok olumlu bir gelişme olarak kayda geçiriyor. Bununla birlikte Kürt meselesiyle ilgili, Kürt sorunun çözümüyle ilgili
yapılan çabaları da takdirle karşılıyor. Her ne kadar bu sürecin uzun ve engebeli olacağını altını çizmekle birlikte yine de bu çabayı da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ama bununla birlikte hani bunlar olumluyken bir yandan da geriye giden uygulamalar var. Yani gezi sürecinde yaşadıklarımız, düşünsel özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi konular. Bu 2013 sonunda Türkiye'yi saran yolsuzluk skandalları ve bu kuvvetler ayrılığı konusundaki yaşanan tartışmalar, bir sivil anayasanın siz de VTR'de de altını çizerek verdiğiniz, bir daha önceki raporlarında da savundukları gibi kuvvetli, gerçek anlamda sivil bir anayasanın ortaya çıkarılamamış olması da politik gelişme olarak bunları da geriye gidiş olarak tanımlıyorlar. Fakat yani burada hani hem komisyon üyeleri hem de ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biraz bu otoriterleşme, yani Türkiye'nin bir otoriterleşmeye eğilimi olmasından kaygı duyuyorlar. O yüzden de bir an evvel tekrar reformlara dönülmesinde fayda olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda bunu Avrupa Birliği'ne de söylüyorlar. Yani o yüzden 22. ve 23. başlıkları açın ki hani bu konularda ilerleme sağlanabilsin de diyorlar. Ama hani bana gelen yorumlardan biri dün şuydu: komisyon üyeleri sinir bozucu şekilde iyimserler ve daha sinir bozucu olanı bu iyimserliklerini argümanlarıyla destekliyorlar. Yani mesela gezi olayları sürecinde hani buna nereden baktığınız çok etkili oluyor. Yani komisyonun baktığı nokta gezi sürecinde Türkiye'de gerçekten güçlü bir sivil toplumun varlığının olduğu, sesini duyurduğunu ve ilk defa özellikle genç jenerasyonun kendi Avrupalı yaşıtları tarafından kendilerinden bir parça olarak hissedildikleri görüldüğünü ve o yüzden daha da çok gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde yerinin olduğunu gösteren bir sivil hareket olarak da görüyorlar. Dolayısıyla hani bakış açıları gerçekten böyle. Ama şu da var ki yani Emma Bonino özellikle hani bir İtalyan dışişleri eski bakanı olmanın ötesine hani bir İtalyan vatandaşı da olarak otoriterleşme konusunda ben kendi ülkemle ilgili de çok uzun süre konuşabilirim mi zaten dün basın toplantısında da söyledi. Bu gerçekten biraz bu otoriterleşme biraz Avrupa Birliği'nin de aşil topuğu. Yani bugün Macaristan'a baktığımız zaman işte Urban yönetim altındaki son ultranasyonalistlerin aldığı %20'den fazla oy. Yani öte yandan Ukrayna'da yaşananlar da yine bir değil mi? Yani her ne kadar AB üyesi olmasa bile Ukrayna, ama AB üyesi olanların içinde de böyle bir hani bizim Mehter Marşı diye tanımlayacağımız bir geriye gidişler söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu, ya da mesela şunu da, yani hadi şeyi bir yana bırakalım, Macaristan'ı bir yana bırakalım, ama hani kurucularından biri olan Fransa'da bundan birkaç yıl önce biliyorsunuz Gezi'ye bizim Gezi Parkı'nda yaşadığımız şekilde etnik ağırlık taşıyan ayaklanmalar oldu banliyölerde ve bizim burada gördüğümüz polis baskısının orada da aynı şiddetle uygulandığını gördük. Yani dolayısıyla hani Avrupa Birliği içinde de bu otoriterleşme eğilimlerine net cevaplar bulunabilmiş değil. O yüzden hani korkarım bizim kendimize de söylememiz gereken şey, bunun çözümlerini biraz biz kendi içimizde, kendi dinamiklerimizle bulmamız gerekecek. Peki soruya dönecek olursak engel ne? Bu çözümleri bulamamamıza, yani evet hani ordu vardı, askeri vesayet vardı, neyse siyaset içinde ordu vardı. Adımlar atılamıyordu, engelleniyordu ya da istendiği gibi yapılamıyordu. Şimdi örneğin Kürt sorununa ilişkin değerlendirmeleri var. Yine komisyonun, buradan bakıyoruz. Hani önemli bir takım yine öneriler dile getiriyorlar. Ama yani niye Türkiye şu haliyle bunları gerçekleştiremiyor? Otoriterleşme mi tek başına açıklar bunu? Bence bu çok güzel bir soru. Ve hani
yarışmanın en büyük sorusu bu. Yani buna bir cevap, çok net cevap verilebilse, yani bu komisyon üyeleri de bunu çok net bir şekilde cevaplamıyorlar raporda. Ben bunu size verebileceğim cevap, hani açık toplum idealine inanan biri olarak, sadece vakfın genel sekreteri olarak değil, hani açık toplum idealinde mutlak doğruların olmadığı, herkesin, bir toplum içinde yaşayan tüm farklı kesimlerin seslerini aynı şekilde çıkarabilmeleri, hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olması, hani bu ülkede yaşayan Kürtler içinde, Romanlar içinde, Aleviler içinde, Sünniler içinde ve herkesin bir ötekinin hakkına saygı duyduğu bir toplum yaratılması, hani benim açımdan, açık toplum idealine inanan biri açısından benim verebileceğim cevap bu. Biz aslen İşte biz de çok daha stratejik, uzun vadeli bir planlama yapmamız gerekiyor ve hani ulaşmak istediğimiz hedef, ulaşmak istediğimiz nokta aslen bu olmalı. Hı hı. Biz bunun için uğraşıyoruz. Yani bu komisyona verdiğimiz destek, bu insanların bir araya gelmesini sağlamak, Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği üyeliği 2004'te 4'le kıyaslanmayacak şekilde düşük olmasına rağmen biz bunları hala devam ediyoruz ve her daim de devam ediyor olacağız. Yani hani Fransa'da Sarkozy de varken bunlara devam ediyorduk. Hani yokken de devam edeceğiz. Dolayısıyla hani buna verebileceğim net cevap bizim biraz bu Sisyphos'un hikayesindeki gibi. Yani kayayı her gün yukarı yuvarlayıp her sabah yere düştüğünde yeniden yukarı çıkarmak. Peki şimdi bir tespiti var yine komisyonun. Türkiye'de halk AB'den uzaklaşıyor. Belli bunu bir takım oranlarla da dile getiriyorlar. 2004'te %73 gibi bir yüksek oran Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemekteydi deniyor. Bu oran 2007'den sonra ciddi bir düşüş gösterdi ve son 7 yıldır %34 ile 48 arasında seyretti. Ya bunu nasıl okuyor komisyon ve siz? Yani bu düşüş, bu kadar dramatik düşüş, bu düşüşün kaynağı ne? Yani tabii komisyonla başlayalım isterseniz. Komisyonun her zaman olduğu gibi hem Avrupa Birliği'ne söyleyeceği söz var bu konuyla ilgili, hem Türkiye'ye söyleyeceği söz var. Yani bütün raporun genelinde de yansıtıldığı gibi bu durgunluk sürecinde ne Türkiye tek başına sorumlu, ne Avrupa Birliği tek başına sorumlu. Yani buradaki bu durgunluğun mesuliyetini her iki tarafta taşıyor. Başlangıçta konuştuğumuz nedenlerden dolayı, yani bu Avrupa Birliği'nin kendi içindeki sorunlardan ve kendi içine kapanmasının yarattığı sorunlar da var. Tabii şuna bakarsak, yani 2004'te %70 oranlarında verilen Avrupa Birliği desteğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bir gün üye olacağına çok ciddi bir inanç vardı. Fakat bu gittikçe, hani Avrupa Birliği'nin içinden gelen sinyallerle de bunun bir sonunun olmayacağına, hani tünelin sonunda bir ışık olmayacağı düşüncesi ortaya çıktıkça, bu yani insanlar için belirsizlik oldukça buna verilen destek de ona bağlı olarak azalıyor. Hani kişisel olarak benim düşüncem de hani Türkiye'li insanların duygusal da tepkiler verdiği yönünde. Yani siz şimdi Türkiye'li deyince metin de, yani raporda önümde, burada Türk halkı AB'den uzaklaşıyor olması şeklinde ilerleyen bir cümle var. Siz Türkiye'li dediniz. Bu burada raporla bir, yani sizin kullandığınız bir farklılık mı, yoksa raporda bu bir çeviri hatası olarak mı karşımıza çıkmış? Yok, yani ben anlıyorum sizin sormak istediğinizi. Rapordaki çeviri hatası değil, ama şunu söyleyebilirim. Ben özellikle onu tercih ediyorum. Yani benim kişisel düşüncemi, inancımı da çok yansıttığı için. Ama komisyon üyeleri de bu hani kelimelere bizim yüklediğimiz anlamı bu şekilde yüklemiyorlar. Yani onlar için hani Türk halkı, Kürt halkı, hani bu bölgede yaşayan, hani bu ülkede yaşayan herkes onlar için bu ülkeyi temsil eden, aynı derecede, aynı önemde temsil eden insanlar. Bunu da zaten her daim belirtiyorlar. Peki, şimdi şöyle devam edelim. İstanbul'da yapıldı ilk raporun tanıtımı. Üçüncü raporun tanıtımı. Daha öncekilerinde olduğu gibi diğer işte Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin farklı şehirlerinde de bu tür toplantılar yapılacak mı? Yoksa bu rapor için tek çalışma bu mu?
Yapılacak. Bunu biraz doğrusunu isterseniz hani komisyon böyle bir yıllık çalışma planı ya da 5 yıllık bir çalışma planı çıkarmıyor. Biraz daha gelişmelere bağlı olarak karar veriyorlar. Gayet bağımsız hareket ediyorlar. Ama alınan karar şu ki, mesela dün basın toplantısına gelen sorulardan biriydi. Komisyon Kıbrıs meselesiyle ilgili bir girişimi olacak mı diye. Ve benim de biraz önce söylediğim gibi Kıbrıs meselesi, hani Kıbrıs'taki barış süreci hani değil. Herkes kendi alanıyla ilgilenmeli gerektiğini düşünüyorlar. Kıbrıs'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önünde engel teşkil etmesini ortadan kaldıracak şekilde destek olabilirlerse bunu düşünecekler diye belirttiler. Ve aslında hani bunu şimdi buradan söyleyebilirim ki aslında alınan karar Kıbrıs'ta da bir lansman yapılması ve oradaki karar vericilerle görüşülmesi üstüne. Ondan sonra da Brüksel'de büyük ihtimalle sonbaharda da bir Brüksel'de bir lansman ve kamuoyuyla paylaşımı planlanıyor. Yani doğrudan aslında bu raporda değinilen konulara ilişkin çalışmalar yapmıyor komisyon, değil mi? Yani bu konular etrafında aslında ilgilendiği şey Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği. Bu sürecin aynen öyle. Bu sürecin devam, bütün diğer aday ülkelere uygulandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunu Avrupa Birliği'ne karşı savunuyorlar. Siz bir ayrımcılık yapamazsınız. Hani burada bir ahde vefa vardır. Siz bu süreci devam ettirmek zorundasınız. Aynı eşit şartlarda. Öte yandan da Türkiye'ye dönüp siz de hani bu sürece girerken bu kriterlere uyum sağlayacağınızı söylediniz. Dolayısıyla da siz de bu konuda geri adım atmamalısınız ve yeniden doğru yani asfalt yola çıkarmalısınız. Yani şuradan hareketle söylüyorum, siz hani Kıbrıs sorununa dair komisyon bir çalışma yapacak mı sorusundan hani ona bir yine onu tamamlayan bir şey söylediniz. Kıbrıs'ta da bir lansman olacak dediniz. Mesela yine Kürt sorununa ilişkin raporda yer veriliyor. Komisyonun böyle bir çalışması olacak mı? Yoksa yine sadece bu düzeyde mi kalacak? Ben hemen şeyi söyleyeyim. Bence yani bu çok iyi bir soru oldu. Bunu netleştirmemiz çok iyi olur. Kıbrıs meselesiyle bu insanlar tek yaptıkları iş Bağımsız Türkiye Komisyonu üyesi olmak değil. Hani farklı taşıdıkları farklı sorumluluklar altında farklı konulara odaklanan işler yapıyorlar. Evet. Mesela Marty Ahtisaari, Elders diye bilinen, aslında yaşlılar diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz grubun bir üyesi ve onlar Kıbrıs'ta barış süreciyle ilgili direkt çalışma yapıyorlar. Emma Bonino keza öyle, hani farklı açılardan. Dolayısıyla bu komisyon üyesi olarak değil ama bulundukları farklı grupların içinde bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Kürt meselesiyle ilgili bu soru aslında çok geldi. Hatta bir Türkiye ziyaretlerinde 2009'da sanırım bir Türkiye'ye geldiklerinde bir Diyarbakır ziyaretimiz oldu. Ve orada da özellikle bu konuyla ilgili mi çalışacaklar. Bir de tabii sadece bu değil. Yani işte Marty Ahtisaari'nin kimliği de hani bu insanların çoğu profesyonel problem çözücüler. Hani akil ada, kendilerine akil ismini takan insanlar bunlar değiller ama birçok konu için böyle görülüyorlar. Ama hani Kürt meselesiyle ilgili de özel bir çalışma en azından Bağımsız Türkiye Komisyonu olarak yapmayacaklar. Bağımsız Türkiye Komisyonu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci. Peki, ve bununla bağlantılı tüm perspektiflerin değerlendirilmesi şimdi olacak. Şimdi mercek altının sonuna doğru geliyoruz. Dikkatimi çeken bir şey raporun diline dair. Eleştirilerini doğrudan dile getirmekten biraz çekinmiş sanki komisyon. Yani şöyle, işte reformları eleştirenler ayrıca, mesela Kürt sorunu başlığından şu an hani hemen önümde olduğu için böyle devam ediyorum. Mesela şöyle, işte seçim barajının düşürülmesi için sunulan iki seçeneğe BDP tarafından kendilerini Kürtlerin çoğunlukta olduğu Güneydoğu bölgeleriyle sınırlandıracağı nedeniyle karşı çıkıldı. Reformları eleştirenler ayrıca halen cezaevinde bulunan diye devam ediyor. Yani hani kendi tespitleri dışında ki tespitlere yer vererek, ya biraz dolaylı bir dil kullanmak
kullanmayı tercih etmiş gibi ben algılıyorum. Niye böyle bir şey tercih edildi? Yani daha net olabilirdi komisyon belki. Ben şöyle söyleyeyim. Yani kaçınmış gibi diye düşünüyorum, öyle mi? Ya bu insan aslında gayet netler. Orada raporda somut resmi çekiyorlar. Yani ne yaşanmışsa kağıt üstünde rapora girenler bunlar oluyor. Hani orada bir yorum yok. Ve kullandıkları dil evet, yani bu insanlar eski devlet insanları. Ama öte yandan hani aslında düşündüklerini söylemekten hiçbir şekilde çekinmeyen, bunu bir hani bağırarak söyleyebilirsiniz. Bir de bunu sakin sakin söylersiniz. Yani birçok üyenin söylediği gibi kendi ülkeleri de dahil olmak üzere eleştirmeyi çok rahat yapabilirler. Hani bunu bağırarak yüksek sesle söylemeyi çok rahat yapabilirler. Ama mesele bizim o polarizasyona katkı vermemiz değil. Daha çok bağırmak ve sonunda karşındakinin sana karşı bir duvar oluşturmasını yol açmak değil aslında. O yüzden önemli olan hani bu siyasi gelişmeler konusunda geri adım atar gibi görünen mesela bu örnekte Türkiye'ye seslerini duyurabilmek. Hani ve bunu etkin bir biçimde yapabilmek. Aynı geçmişte bunu Almanya yaptıkları gibi, aynı geçmişte bunu Sarkozy altındaki Fransız hükümetine yaptıkları gibi. Daha yani yüreklendirici bir üslup kullanmayı tercih ettiler diyorsunuz yani. Aynen işte söylediğim gibi. Sinir bozucu biçimde o evet iyimserler. Peki çok teşekkürler Mercek Altın'a. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için size çalışmalarınıza kolaylıklar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugünlük de noktalıyoruz. Mercek Altın'ı yarın görüşmek üzere.